NG Otel CEO'su Hediye Güral Gül bulunuyor. Rusya'daki gelişmeler turizm sektörünü nasıl etkiliyor? Rusya'daki krizden sonra rezervasyonlarda bir azalma söz konusuydu. Sizin beklentiniz nedir bu yıla ilişkin? Turizmde Rusya'nın Türkiye'ye etkisi hala olumsuz yönde devam ediyor. Ama tabii ki tek pazara bağımlı olmamak bu anlamdan Türkiye için bir avantaj olacaktır. Yani rezervasyonlarda evet düşüklük var ama bu kaybı farklı pazarlarda gelen rezervasyonları artırmak kaydıyla gidermeye çalışıyor turizm sektörü. Ama bu krizin Rusya'daki talep düşüşünün ne kadar devam edeceği de tabii önem arz ediyor. Dilerim çok uzun sürmeden orta vadeli bir sürede toparlanma gerçekleşir ve Türkiye'ye yine Rusya üzerinden rezervasyon alınır. Peki Rusya'nın yerini hangi pazarlara aldı? Turizmciler hangi pazarlara yöneliyorlar? Yine her zaman olduğu gibi aslında Almanya Türkiye için en büyük pazarlardan bir tanesi. Bunun dışında yine Avrupa'da Hollanda önemli bir pazarımızı oluşturuyor. Fakat Türkiye Cumhuriyetlerden gelen turist sayısında da bir artış var. Ama bunun dışında bambaşka ülkelerden de turist getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Özellikle Çin'le ilgili büyük hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık 170-180 milyon Çinlinin bu sene seyahat edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla da bu pastadan ne kadar çok pay alabilirsek biz Türkiye olarak o kadar kazanmış olacağız bu pazardan. Çin'in dışında yine uzak doğu ülkelerinden turist getirmek üzere bakanlık nezdinde de, acentalar nezdinde de çalışmalar devam ediyor. Çinli turistlerle ilgili hedefiniz var mı bu seneye ilişkin? Şu anda bizim Çin'le ilgili bir açıkçası öngörümüz yok. Çünkü özellikle onların önce ülkeyi tanımaları lazım. Ülkeyi tanımak için de genelde ya başkentlerden başlıyorlar ya da metropol şehirlerden başlıyorlar. Ama biz de 2017-2018 gibi inşallah otelimizi İstanbul'da bitirdiğimiz zaman tabii bizim de markajımıza girecek bu ülkeler.